Yine bir referandum çalışması sevgili seyirciler. Sayılı günler var referanduma. Bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Haluk Koç memleketi Samsun'da Çarşamba ilçesindeydi. Burada bir konuşma da yaptı referanduma yönelik. Esas mesele Türkiye'nin tapusu. Hayırları çoğaltalım, Samsun'un dağlarına çiçek açtıralım 16 Nisan'da dedi. Evet denmesini isteyenler niye evet deneceğini açıklayamıyorlar. 15 senedir tek başına iktidardasın. Elini kolunu tutan olmadı. Her türlü destek verildi. Eksik olmasın. Çarşamba'da benim hemşerilerim de verdi. Öyle mi? Peki ne istedi de yapamadı? Bunu sormuyor musunuz? Ne istedi şu ana kadar? Yapamadı. Şimdi getirilmek istenen sistemde tek bir kişi hem Cumhurbaşkanı hem Meclis Başkanı hem mahkemenin başkanı, hem üniversitenin başkanı, hem müftü, hem emniyet müdürü, hem ordu komutanı, hem spor kulübü başkanı, hem sendika başkanı diğerimizin içine girmediği kaldı. Her şeyde tek sorumlu. Hepimiz adına o karar verecek. Peki verdiği kararlardan asla sorgulanmayacak. Hata yaparsa, yanlış yaparsa kendisi ve yanındakiler asla yargılanmayacak, sorgulanmayacak, denetlenmeyecek. Esas mesele Türkiye'nin tapusu sevgili çarşambalılar. Bu ovanın iyi çocukları, sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, bu ülke için canını verecek Milliyetçi Hareket Partililer, Büyük Birlik Partililer, Saadet Partililer, bütün kardeşlerime, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne inanarak oy veren muhterem hemşehrilerimi de aynı kefeye dahil ediyorum. Esas mesele Türkiye'nin tapusu. Hayırlarımızı çoğaltalım. Aynı marşta söylediği gibi. Marşta ne diyor? İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açacaksa Samsun'un dağlarında da çiçekler açsın. Hep beraber Samsun'da, Batma'da, Terme'de çiçekler açtıralım 16 Nisan'da.